görüş alalım. Özellikle bu iyimserlik tablosu içerisinde haftayı nasıl kapatacağız? Onur Altın'la bu konuyu konuşacağız. Ve özellikle Alibe Forex araştırma uzmanı Onur Altın'dan Borsa İstanbul'la ilgili yorumlarını bekliyoruz. Onur Bey, yatay bir açılış oldu şimdilik ama yurt dışı oldukça iyi. Bugün neler beklemek lazım? Evet, dün Amerika'dan büyüme verileri sonrasında Amerika hisse senetlerinin primini seyretmesi ve bunun da küresel piyasalara olumlu hava yaratmasıyla birlikte Amerika'nın dün de ciddi anlamda yukarıda %2,5'a varan primle kapattığını gördük. Son dönemde Çin'de zaten dün başlayan yukarı yükseliş hareketi, önceki gün başlayan yukarı yükseliş hareketi dün de sürdü ve bu sabah itibariyle Çin borsalarının da siz az önce değindiğiniz gibi yukarıda kapattığını seyrettik. Avrupa borsaları da bu iyimser havayla birlikte pozitif seyrediyor. Bunun da sabah saatlerinde yurt içine yansımalarını görmüştük ve Borsa İstanbul'da 3 günlük düşüşün ardından son 3 günde daha doğrusu yukarı yüksek primli kapattığını gördük ve bugün 4. güne taşıdı bu yukarı yükselişini. Bu noktada tahvil fiyatlarının aşağıya geliyor olması borsa tarafına diğer bir destek yapan unsur. %10'lara gerileyen bir tahvil fiyatları gördük. Eğer %10'ların altına gelecek miyiz? Yani tekrardan tek haneye inecek miyiz, inmeyecek miyiz? Bunu izleyeceğiz biz yurt içinde. Borsa İstanbul'daki ılımlı havanın bugün de devam etmesini bekliyoruz. Yurt içinde veri akışı sakin ama Amerika'dan gelecek kişisel harcamalar ve kişisel gelir, Michigan Tüketici Güven Endeksi gibi veriler küresel piyasalarda hareketlilik yaratmaya devam edebilir. Özellikle kişisel gelir ve kişisel harcamalarda Amerika'daki vatandaşların tasarruf eğiliminin mi yöneldiği yoksa tüketime devam mı ediyorlar, bunu göreceğiz. Bu da bize Fed'in faiz kararı hakkında fikir verecektir. Dün büyüme rakamları geldi. Ondan önceki gün dayanıklı mal siparişleri geldi ve bu verilerin olumlu gelmesi Fed'in elini kuvvetlendirdi. Böyle bir iyimserlik var. Yurt içine dair tek olumsuz mesaj dün Moody's'ten geldi. Moody's Türkiye'nin seçimlerden sonra tekrar bir erken seçime gitmesinin, yani bu iki seçim arasındaki vadenin kısa olmasının Türkiye'nin notunun negatif etkileneceğini söyledi. Ve büyük ihtimalle erken bundan sonraki yapılacak seçimde yine koalisyon hükümetinin kurulamaması gibi bir sonuç ortaya çıkarsa Moody's'ten bir not anlamında bir aşağıya not görünümü gelebilme ihtimali yükseldi. Moody's ayrıca ülkedeki üstü kapalı olarak ülkedeki terör eylemlerine değindi ve Fed'in de faiz arttırdığı süreçte bu iki olasılığın Türkiye'deki çıkan para akışını hızlandıracağını ve Türkiye'nin dış finansman kaynağı bulmakta zorlanabileceğini ifade etti. Tabii ki bu olumsuzluk şu anda piyasalara yansımamış görünüyor. Daha çok biz yurt dışı ile birlikte ortak hareket etmeyi sürdürüyoruz. Borsa İstanbul 75 bin seviyesinin üstünde tutunursa 77.500'e kadar yukarı yönlü bir yükseliş hareketine başlayabilir. Aşağıda ise 74 binin altına geri çekildiğimizde 72.900'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama bugün de pozitif havanın biz devam etmesini bekliyoruz Borsa İstanbul tarafında. Evet, ALB Forex araştırma uzmanı Onur Altın, teşekkürler yaptığınız katkılar için.